Herkese merhabalar. 5 Kasım tarihindeyiz. Borsa İstanbul'da bir günü daha kapatmış bulunuyoruz. Pazartesi günü çalıştığım için video yapamadım arkadaşlar. Tabii ki bilançolarımız da gelmeye devam etti. Pazartesi günü çok güzel şirketlerin bilançoları vardı. Bugün de aslında çok önemli şirketlerin bilançoları var. Özellikle benim beklediğim Tüpraş geldi az önce. Onun dışında Ford Otosan şirketinin bilançosunu bekliyoruz. Yine Migros, Kalekim, Aygaz gibi büyük şirketlerin bilançoları var. Ve bunların yanında tarihi önceden açıklamayan bazı şirketlerin bilançoları gelecektir. Borsa İstanbul'a geldiğimiz zaman. Şimdi şöyle bir başlık atmak istedim videoya. Bilançolar açıklanırken pala daha da aşağı dedi. Biliyorsunuz 8700'e bir destek bölgemiz vardı. 9200'e gidemeden önce aşağı doğru gelip 8700'ü maalesef kırmış bulunuyoruz. Ve dolayısıyla birazcık sıkıntılı bir pozisyon oluşturdu. Pala efendi bakalım. Geçtiğimiz ayın 15'e doğru giderken yine Borsa İstanbul ucuzlamıştı. Hatta memurlara vesaire fırsat doğdu demiştik. Bu ayın 15'ine gelirken borsa daha da ucuzladığını görebiliyoruz. Ama hisseleri siz karşılaştırdığınızda, yani Ekim'in 15'i ve muhtemelen Kasım'ın 15'i arasında hisselerimizi karşılaştırdığımızda bazı hisselerde yataylık, bazılarında yükseliş, bazılarında daha derin düşüşler olduğunu göreceksiniz. Dolayısıyla her zaman dediğim gibi hisse seçmenin önemli olduğu dönemlerden geçiyoruz arkadaşlar. Hemen yasal uyarımı gösterip başlamak istiyorum. Burada al sat tavsiyesi vermeyeceğim. Yatırım danışmanlığı kapsamında bir video yapmıyoruz arkadaşlar. Buradaki temel amacımızı biliyorsunuz. Temel analiz, teknik analiz, takas analizi yapıyoruz. Bilanç döneminde şirketlerimizin faaliyetlerini takip etmek amacıyla yapıyoruz. Ve de endeks ve hisselerin genel bir yorumlamasını, günün özetini geçiyoruz. Temel amacımız muhabbet ve eğitimdir. Yatırım tavsiyesi vermek değildir. Bu yetkiye sahip değilim arkadaşlar. Burayı hızlıca kapattım. Ve hızlıca endeksimizin matrix görünümüne gidiyoruz. Şimdi pazartesi günü yoktum. Salı günü baktığımızda 8618 puanı görüyoruz. Hacimler tekrardan çok düşmeye başladı. Bir 100 milyarların üzerine doğru çıkıyorduk yükseliş evremizde. Maalesef aşağı doğru gelince tekrardan hacimler düştü. Biz tümde 87 milyar 900 milyon hacim var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi dolar 34-32 olduğunu görebiliyorum. Ons altın 2740'larda. Hani dolar az az da olsa yukarı aşağı hareketlerini devam ettiriyor. Altın başını hafifçe yukarı kaldırmış. Devam ediyor. Borsa İstanbul'sa tepe taklak aşağı gidiyor diyebiliriz arkadaşlar. Endeks grafiğine geçmeden önce şöyle günün haberlerini konuşalım. Öncelikle Tofaş'ta biliyorsunuz rekabet kurulundan haber bekleniyordu Stellantis anlaşması için. Burada açıkçası reddedildi ve süreç devam ediyor diye bir açıklama gelmişti. Bugün önemli bir haber var arkadaşlar Tofaş tarafında. Bunu öncelikle bir okumak istiyorum sizlere. Şundan ötürü bunu okuyacağım. Şu da Tofaş Stellantis'te arkadaşlar bakın bir haber atmış. 1 milyon adet üretimi hedefleyecek bir anlaşmaya imza atıyorlar. Tabii ki bu anlaşma üretim anlaşması oluyor ama şu alt taraftaki satır bence daha önemli diye düşünüyorum. Fiat markası için üretilen söz konusu araçların bakın Türkiye'de dağıtım hakkı Tofaş'a verilmiş olup Stellantis otomotiv paylarının şirketimiz tarafından devralınması durumunda diğer Stellantis markalarının da dağıtım hakkı Tofaş'a geçecektir demiş. Yani burada sürecin devam ettiğini ve beklenti hala Tofaş tarafında bu Stellantis araçların dağıtım hakkının kendine geçeceğini bekliyorlar. Birazcık böyle net beklentilerine yönelik bir cümle yazmalar açıkçası hoşuma gitti. Yani burada hala pozitif beklentiyi devam ettiriyorlar. Çok fazla karamsarlığa kapılmamışlar diyebiliriz. Hala burada umut var diyebiliriz arkadaşlar ama en azından burada Fiat dağıtım araçları için Stellantis ile yapılan sözleşme önemli. Onun dışında bu alttaki cümleyi de ben önemli buldum arkadaşlar. Onun dışında bugünün üzücü bir haberi vardı arkadaşlar. Tüpraş tarafı bugün bilançosu gelen değerli şirketimiz Tüpraş'ta bir maalesef yangın ve patlama oldu. 12 çalışanımız yaralandı diye bir haber attılar. Şöyle bir okuyabilirsem tam olarak kabaca bir özetini geçmiştim ama evet şurayı hemen inceliyorum. 12 işçinin hastaneye sevk edildiği, sağlık durumundan iyi olduğunu, yani muhtemelen küçük bir kaza, yaralananlar var. Allah yaralananlara şifa versin. İnşallah tamamen sağlıklarına ve saatlerine kavuşurlar diyebilirim. Şimdilik yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları yapıldı. Rafların eride durum normale dönüyor demiş Kocaeli Valisi İlhan Aktaş'ın açıklamalar. Şirket tarafından da şöyle baktığımızda İzmit rafinerisinde faaliyetlerin devam ettiğini bildiriyor Tüpraş tarafı. Yani çok ciddi bir kaza değil tabii ki şirket ve bizler için ama orada yaralanan insanlar için tabii ki çok ciddi bir olay. Umarım kendileri bir şey olmaz. Dualarımız onlarla olsun arkadaşlar. Sonuçta orada bileklerin hakkıyla ekmekleri için savaşan işçilerimiz inşallah böyle kazalar tekrarlamaz
diyelim. Allah daha büyük kazalardan korusun diyelim arkadaşlar. Hızlıca endeks tarafına gidelim. Şöyle bir BIST tarafına hareket yapan hisselere falan bakmayalım istiyorum bugün. Çünkü bilançolar gelecek. Biraz kısa tutmak istiyorum açıkçası. Şöyle endeksin hemen genel görünümümüzü açalım istiyorum. Yani şöyle günlük veya 60 dakikalık grafikte ne oldu ne bitti. Şimdi pazartesi günü de yoktuk arkadaşlar. Dolayısıyla pazartesi gününü de bir analiz etmek istiyorum. Şimdi pazartesi ayın 4'üydü. Gördüğünüz gibi bakın 4 Kasım'da zaten şurada saat 2 civarında 8700 desteğimiz kırılmıştı. Aşağı doğru getirdi ve şu bölgede 8650'lerde bırakmıştı. Şimdi bugünün hareketine baktığımızda aslında bugün ilginç bir gündü. Yani kimsenin böyle günlük trade'de vesaire zor para kazanacağı bir gündü. Çünkü yukarıdan açtı. Bakın 8700'ün hemen üstünden açtı ve 8700'ü hiç geçemeden aşağısına doğru verdi. Sonra bu en dipte saat 10-11 civarı bakın şu aralıkta borsa en düşük değerini gördü. 8569 değerini bile görmüş arkadaşlar. Burada şuradaki geniş mumu yutmayan bir yeşil mumla beraber yukarı çıkıyor. Ama velakin tekrardan 8700'leri deneme gücü olmayan bir borsa İstanbul gördük. Onun dışında öğleden sonra tamamen yatay bir borsa vardı. Bakın saat 1'den saat 6'ya kadar yatay bir borsa olarak gerçekleşmiş. Tabii ki şu an şöyle genel görünümüze baktığımızda görünümümüz negatif olduğunu söyleyebilirim. Yatay trendde miyiz acaba diyorduk ama şu an görünüm hala yatay trendde olmadığımızı doğruluyor. Eğer ki burası bir tuzak hareketi değilse çünkü daha önceki yaptığımız dip 8643'tü arkadaşlar. Şu an yeni bir dip yapmış bulunuyoruz 8560. Tabii kapanış olarak kötü yerde değiliz. En azından 8500'lerin altında değiliz ama şimdi bizim kanal stratejimize göre bakın kalın kanallarımız vardı. Şu kalın kırmızı çizgilerin arasında kalmak çok önemli. Zaten kalamadık. Onun dışında tekrardan burada 9200'lere dönebilir miyiz dedik. Hani 9200'ü şu bölgede geçmiş olsaydık hatta hatırlıyorsunuz burada şu bölgedeki zirveyi geçemeyince endeks tekrardan zayıflayabileceğini söylemiştim. Ve şuradaki trendi sizlere gösterdiğimi hatırlıyorum. Buradaki trend kırıldı ve tekrardan buraya bir retest yaptıktan sonra aşağı doğru pala efendi vermeye başladı. Ve sonuç olarak biz tekrardan 8700'lerin altındayız. Sıkıntılı bölgelere doğru gidiyoruz. Hemen altımıza 8465 civarında bir muhtemelen destek bulacağız. Burası 8500 desteği dediğimiz önemli yer. Daha da aşağıda eğer ki burada kırılırsa 8200 ve 8000'ler görünüyor gibi duruyor arkadaşlar. Yarınki hareketler ve bu hafta içindeki hareketler bence çok önemli olacak. 8700'ün üstüne acilen atmamız gerekiyor arkadaşlar. Zaten ciddi bir düşen trenddeydik. Bakın gördüğünüz gibi çok ciddi uzanan düşen bir trend var. Şimdi buradaki trendi sizlere bir boyamak istiyorum. Şöyle bir yeşille boyalım. Bakalım buralardan bir şeyler çıkarabileceğiz mi? Çok kısa vadeli görünümüzde. Hemen şurayı tekrardan paralel çizeyim. Böyle baktığımızda bakın gördüğünüz gibi düşen bir trendimiz burada mevcut arkadaşlar. Şu şekilde çizebiliriz. Aşağı doğru çatır 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 pala efendi veriyor. Şimdi bu düşen trende baktığımızda daha önce buranın tabanı defalarca test edilmiş gibi duruyor. Tekrardan bu tabanı test etmek isterse arkadaşlar çok rahatlıkla bakın. Şurada 8200'e bile getirme potansiyeli olabilir. Kesin gelecek demiyorum. 8700'ün takibi önemli. 8700 altında negatif, 8700 üstünde pozitifiz arkadaşlar. Şu an görünümde 8700'ün hemen altında olduğu için 8700 üstüne atmadığı sürece kısa vade böyle günlük hareketlerde çok dikkatli olmamız gerekiyor. Stop çalışmamız gerekiyor. Bir anda 8700'ü geçemeyip tekrardan aşağı 8500'lere vurabilir. Şimdiden ben uyarımı yapmış olayım. Endeks tarafı bitti arkadaşlar. TL bazlı olarak hızlıca bir X Bank tarafına gidelim. Bankacılık bilançoları zayıf geliyor. İş Bankası'nda da hedef fiyatları küçülttüler. Burada bizim zaten bir tepe formasyonu görünümümüz vardı. Bizim beklentimizi burada biliyorsunuz arkadaşlar. Burada bir tepe formasyonu vardı ve bunun en azından küçük hedefinin gelmesi olabilir diye düşünüyordum. Burası da 10.600'leri gösteriyordu. O zamandan bu zamana bankacılık 12.000'den bakın 11.200'e kadar geldi. Yani şu bölgedeydik o zaman hatta şuradaydık biraz tepki yaptık bakın 200 günlük ve 9 günlük geçilmediği sürece bu hisselere ve endekslere bulaşmayın dediğimi hatırlıyorum. Dolayısıyla buradaki görünümde negatif görünüyor bankacılık tarafında. Burada özellikle tepe formasyonu hedefi ilk etapta arkadaşlar şurada 10.600 civarı olabilir. Daha büyük hedefi getirecekse aşağıda bu sefer 9.000 küsürlerde görünüyor olabilir. Bu kadar ciddi satarlar mı gerçekten bilmiyorum. Bankalar ucuz ama karlar enflasyonun üstünde değil arkadaşlar. Öz sermaye enflasyonun üzerine değil. Reelde eriyen bankalarımız var. En azından bu yılın ilk 9 ayında diyebiliriz. Bir süre daha bankalarda işler iyi beklenmiyor. Dolayısıyla burada hedef fiyatlarda küçüldükçe bankacılık endeksi de zayıflamaya devam ediyor. Burası da zayıf olunca endekste en ağır hisseler bankalar olduğu için maalesef genel görünümümüzde çok fazla pozitif olamayacak gibi duruyor. En azından bankalar toparlamadığı sürece arkadaşlar. Şöyle bir sanayi endeksi tarafına da bakmak istiyorum. Hani bankacılık harici sanayiye baktığımız zaman hani bankacılığa göre pozitif diyemeyeceğim. Çünkü burası çok önceden düzeltmişti bakın gördüğünüz gibi. Ama en azından şu son zamanlarda
bankacılık ağırlıklı düşüşlerin endeksi yer aldığını görebiliriz. Yani sanayi tarafına baktığımızda en azından bankacılığa göre bakın yükselen bir iki dip yapmış, birazcık yatayla girme söz konusu ama genel manada baktığımızda burada düşen trendler devam ediyor arkadaşlar ve durumumuz çok pozitif değil. Endeks tarafında en azından Kasım'ın 15'ine kadar takip etmeyi öneririm. Ekim'in alımlarını ben %40'ını yapmıştım. Sizlere söylemiştim. Alım yaptıkça söylüyorum. Ekim'in kalan alımlarını yapmadım. Maalesef bekliyorum çünkü belli başlı hisselerim vardı. Buralarda yataylık üzerine çıkışlar maalesef son gün son buldu ve 9 günlük hareketli ortalamanın altına çekilmeye başlayınca bu hisseler alımları durdurdum diyebilirim. Hızlıca endeks 100 tarafına gidelim arkadaşlar. Şurası bizim uzun vade genel gördüğümüz yani orta vadecilerin takip ettiği grafiğimiz diyebiliriz. Artık buranın da bakın bölgemize geldik arkadaşlar. Hani daha önce ne ifade etmiştim? Burası düşer yeşil kanalların tamamı kırılırsa şuradaki sarı kanalın dibine kadar gidebiliriz. Artık buranın altında palaya saygı duyacağımız bölgeler. Yani gerçekten saygı duruşu da bulunmak zorunda kalacağız Pala Efendi'ye. Şöyle baktığımızda evet şu bölge artık son bölgemiz arkadaşlar. Hani şuradaki kanalı patlattığı zaman şurayı geçti. Burayı patlattığı zaman hani burası kaç yapıyor? 8490'lar. 8485'lerin altında artık palaya saygı duyacağımız zamanlara doğru geliyoruz maalesef. Bunları görmek istemezdik ama pala gösterdi bize. Sağ olsun, canı sağ olsun ne diyelim. Piyasadan başka dostumuz da yok, düşmanımız da yok. Ekmeğimizi buradan kazanıyoruz. Buradan kazanınca da, buraya yatırım yapınca da buranın artılarıyla eksileriyle sevmek veya kabullenmek durumundayız diyebilirim arkadaşlar. Endeksteki genel görünümümüz de bu. Orta vadeciler için burayı anlatıyorum. Bir de arkadaşlar dolar bazlı uzun vadeciler için, çok uzun vadeciler için endeks grafiğimiz olmalı. Hemen onu da buluyorum. Evet, burada artık son bölgeleri doğru yavaş yavaş geliyoruz. Bakın şu bölgelerdeyken 9 burada 9 aylık hareketli ortalama, 100 aylık ve 200 aylık hareketli ortalamayla izlediğimiz Fibonacci kanallarla izlediğimiz endeksin işte 72 dolardan 500 dolar zirvesine giden endeksin düzeltme hareketi sonrası toparlanma sürecini izliyorduk. Burada bizim beklentimiz en azından şuradaki Fibonacci 786 bölgesi aynı zamanda 100 aylık 200 aylık hareketli ortalamanın bulunduğu bölgenin çalışması destek anlamında bizim umudumuz. Bakalım burayı bekliyoruz. Hala buraya inmiş değiliz. 240 dolar görünüyor. Şu an 250 dolarız arkadaşlar. 240 doların altında kalışlarda ciddi sıkıntılar başlayabilir. Yani kalıcı olmaya başlarsa bu sefer ne oluyoruz demek lazım. Özellikle burada muhtemelen aşağı doğru düzeltip burada bir omuz baş omuzla beraber ilerleyen yıllar için 500 dolar tekrardan hedeflenmiş olabilir. Hatta bu kanal yukarı doğru yatay gittiği için belki ileride 600-700 dolarlar görünebilir ama tabii ki buradaki düşüş bakın 2008'den 2023'e geliyor. Şimdi biz 2024'teyiz. Yani düşündüğünüz zaman 3 yıl olmuş. Yaklaşık 15 yıllık bir süreç olabilir yükseliş aşaması. Çünkü daha önceden de bakın burada 2003'ten geliyor şeye kadar 2008'lere kadar 6-7 yıllık süreç. Yükseliş, ondan sonra düzeltmelerle beraber aşağı gelen bir 15 yıllık süreç. Bu şekilde ilerleyen bir döngü ve grafik daha çok yeni. Yani aylık perspektif baktığımızda bir yükseliş dalgası, bir düzeltme dalgamız var. Yani ikinci yükseliş dalgası nasıl olacak burayı bilmiyoruz arkadaşlar. Burayı bilmeyince uzun vade işlem yaparken de belli başlı tahminlerde bulunup birazcık pozitif senaryolara bağlı kalıp o şekilde yapmamız gerekiyor. Başka bir zaten şeyimiz olamaz. Çünkü geçmiş verilerimiz sadece bu kadar diyebiliriz. Hızlıca arkadaşlar şöyle bakayım. Arena geldi, Axelsan geldi. Hala Frota gelmedi. Ben yavaş yavaş bilanço tarafına gidiyorum. Yetişmeyen hisseleri yarın bakacağım arkadaşlar. Şimdi şöyle bir son bilançolarımıza baktığımızda bakın. Tüpraş var, Tofaş var, İşçe var, Coca-Cola, Türk Hava Yolları, Enerjisa. Burada sizin istediğiniz birçok hissede vardır eminim. Ama ben 4 tanesini bugün analiz edeceğim. Frota yetişirse Frota'yı da yapmak istiyorum ama uzun bir video yapmaktansa canlı yayında kısa 2 tane video yapmak istedim. Tabii ki dün de görüşmediğimiz için endeks analizi kısmını birazcık uzattım. 13 dakikamız dolmuş. Yavaş yavaş Tüpraş'tan başlayalım. Şimdi Tüpraş tarafına geldiğimizde beklentimize paralel bir bilanço diyebilirim. Benim beklentime paralel. Çünkü geçen yılki karları yenmesini çok fazla beklemiyorduk ama şirkete genel anlamda baktığımızda bilançosunda bariz bir bozulma olmadığını görebiliyoruz. Tamam, karlar düşüyor, şey düşüyor ama bu geçen yılın çok çok iyi olmasından ötürü düşük görünen durum devam ediyor. Aslında Tüpraş'a baktığımız zaman piyasa defter 1'in hemen üzerinde olduğu için %10 karlılık bize yetiyor arkadaşlar. 240 milyar öz sermaye var. 40 milyar FAVÖK, 27 milyar esas faaliyet karlılığı var. Karın düşük olmasının en önemli sebebi buradaki enflasyon muhasebesi sebebiyle oluşan zararlar. Yani ikisini topladığınızda siz bakın 25 milyar kar var. Öz kaynaklar 240 milyon, 240 milyar. %10 öz sermaye karlı 3 çeyrekte. Son çeyrekte gelir %15'e kadar ulaşabilir. Aşağı baktığımızda 1,5 PDDD'ye kadar fiyatlama potansiyeli görünüyor. FK'mız 4, FDFAÖK 3,
Hala geçen yılki şu çok devasa son çeyrek karı FK'nın içerisinde bulunduğu için FK burada düşük görünüyor. Diğer çeyrek muhtemelen geçen yılki kadar iyi bir son çeyrek gelmeyeceği için buradaki FK 8-10'lara doğru yükselebilir diye umuyorum. Yani 13 milyar, 18 milyar gibi kar gelse, yani şöyle bir hesapladığınızda piyasa değerine kadar 270 milyon. FK böyle 15-16'lara kadar yükselecek. Ama şirketin fabrik ve esas faaliyet kar yazma gücü gayet güzel. Buradaki FK yüksekliği geçici enflasyon muhasebe sebepli olacağını düşünüyorum. Bilançonun sağ tarafına, yani gerçek bilanço tarafına geldiğimizde öz kaynak tablosunda borçlukta vesaire bariz bir bozulma olmadığını görebiliyorum. Birazcık finansal borçlar artmış ama finansal borçlar 10 milyar artmasına rağmen net borç tarafı sadece ve sadece 3 milyar artmış. Hala kasada 57 milyar nakit keş para var arkadaşlar. Burası çok önemli. Yani 60 milyar, 57 milyar. Demek ki nedir? Borçlar 10 milyar artıyor. Kasadaki para 3 milyar azalıyor. Bu ne demektir? Şirket 7 milyar ekstra nakit akımı ürettiği bir çeyrek geçirmiş demektir. İşte bilanço bu sebeple bozulmamış diye biliyorum arkadaşlar. Tüpraş'ın onun dışında öz kaynaklar tarafına baktığımızda %4'lük bir küçülme var. Bu %4 küçülme enflasyon düzeltmesiyle beraber baktığımızda aslında nominalde %4'lük büyümeye tekabül ediyor. Piyasa hedefleri çok küçük olduğu için, yani 1'e yakın olduğu için %2, %3, %5 büyümeleri bile kötü yıllarda kabul edebiliriz diye söyleyebilirim arkadaşlar. Şimdi satışlar tarafına geldiğimizde özellikle şu 4 çeyreğe baktığımızda, yani geçen yılın son çeyreği dahil, bakın çok efsanevi iyi olan çeyrek dahil, ona da aldığımızda içerisine satışlarda aslında bariz bir küçülme yok. Buradaki en büyük problem marjlardaki daralma. Şimdi hızlıca faaliyet raporu tarafına da gideyim, oraya bir bakalım arkadaşlar marjlarımız nasıl devam ediyor. Şuradaki başlık kısmını kapattım. Tekrar düzenleyeceğim çünkü gelen şirketlere göre. Hızlıca ben Tüpraş'ın faaliyet tarafına gidiyorum arkadaşlar. Şimdi burada en önemli kısım. Bakın. Hacim bazlı satışları inceleyeceğiz. Burayı her zaman inceliyoruz biliyorsunuz. Şimdi burada baktığımızda özellikle bakın. Üretim tonları. Toplamda üretim 17 milyarmış geçen yıl. Yani 17 milyon tonmuş. Bu yıl 20 milyon tona yakın bir üretim var. Yani üretimde bir artış var. Ne kadarlık artış? %11'lik bir artış var arkadaşlar. Özellikle burada ciddi manada benzin üretimi, fuel oil üretiminin arttığını görebiliyoruz. Özellikle burada en karlı kısım jet yakıtı ve motorin tarafında da artışlar olduğunu görebiliyoruz arkadaşlar. Kapasite kullanım oranı bakın %84'ten %92'ye kadar çıkmış. Yani işler aslında hacim bazlı baktığınızda çok pozitif gidiyor. Diğer taraftan yurt içi satışlarda %1 düşme varken toplam satışlarda %4'lük büyüme var. Yani uluslararası satışlar daha iyi diyebiliriz. Şimdi bu tarafa baktığımızda yani satışlar tarafına şimdi üretiyoruz tamam. Ne kadar ürettik? 20 milyon ton. Aşağı geldik 22 milyon ton satış yapmış arkadaşlar burada. Uluslararası satışlara bakın 4 milyondan 5 milyon tona çıktığını görebiliyorsunuz. Yurt içi satışlarda çok hafif bir daralma var. Yani totalde siz baktığınızda satışlarda, satış hacminde satışların hasılat üretme gücünde bir sıkıntı yok. Buradaki temel problem nedir? Tabii ki marjlar. İşte marjlarda yatırımcı sunumundan bakabiliyoruz. 5 yıllık ortalamalar, 2023 ve 2024 ortalamalarına bakacağız. Şimdi 5 yıllık ortalamalara baktığımızda, bakın burada tek tek gidelim. Motorin marjları 5 yıllık ortalamaların altına geldi arkadaşlar. Ne zaman gelmişti? Bunu biliyorsunuz bir önceki bilanço döneminde analiz ettik. 6. ayda motorin marjları 5 yıllık ortalamanın altına geldi. Ama geçen yıl zaten 5 yıllık ortalamanın çok çok üzerinde bir marj vardı. Bakın gördüğünüz gibi. Yani neredeyse 5 yıllık maksimum değerlere yakın bir marj vardı. Burada marjlarda %50'lik bir geri çekilme oldu. Yani mesela diyelim ki biz hangi aya bakalım? Kasım ayına bakıyoruz. Bakın 29'muş motorin kar marjı. Burada %15'e düştüğünü görebiliyoruz. Yani nedir? %50'lik geri çekilme. İşte o yüzden hacim artıyor satışlarda. Satışlarda hasılat artıyor. Ama ve lakin baktığınız zaman net kar küçülüyor gibi görebiliyorsunuz. Geçtiğimiz yılın çok çok iyi olmasına mütevellit bu yılda 5 yıllık ortalamanın altında kalan bir yıl geçiriyor Tüpraş tarafı. Yine jet yakıt tarafına baktığımızda bakın geçen yılın marjları yine maksimum seviyelerde. Yani 5 yıllık maksimumlara yakın seviyelerde %29 gibi bir jet yakıt marjı varmış ve marjlar gördüğünüz gibi %13'e düşmüş. Yani %50'lik marj düşüşü var. Yine benzin tarafında da birazcık daha en azından korunmuş diyebiliriz benzin tarafı ama burada özellikle şu ikisi çok daha önemli. Yani burada motorin ve jet yakıtı marjları çok çok önemli. Benzin zaten geçtiğimiz yılda dalgalı gidiyordu. Gördüğünüz gibi çok bariz bir değişiklik yok. Benzin marjları hala 5 yıllık ortalamalara yakın seyrediyor. Burada tek marj artan yüksek kükürtlü fuel oil tarafının marjları artıyor ama zaten buranın da marjları eksi. Yani eksi marjda çalışan bir kısım diyebiliriz. Fuel oil tarafına. Dolayısıyla şöyle bir genel perspektife baktığımızda Tüpraş'ta kabaca faaliyetler iyi, satışlar iyi, satış hacimleri iyi ama ürün marjları döngüsel olarak düşük kaldığı için geçtiğimiz yıla göre zayıf bir yıl var arkadaşlar. Piyasa değeri, defter değeri ucuz olduğu için, nakit akımları hala çok güçlü olduğu için, kasada hala ve hala 57 milyarlık keş pozisyonu bulunduğu için
Ve şirketin en azından fabrika üretim gücü, esas faaliyet üretim gücü net kâra göre iyi olduğu için burada pozitif beklentimi sürdürürüm. Bence ilerleyen yıllar için ben fırsat verdiğini düşünüyorum. Gelecek yılda keşke böyle birazcık yatay vesaire gitse. Ama ve lakin not arttırdığınız zaman ileride çok başarılı olunabilir. Tüpraş hissesi yatırımcıları anlamında söyleyebilirim arkadaşlar. Şimdi nakit akımlarına baktığımız zaman bakın bu çeyrek 5 milyardan 20 milyara çıkan nakit akımlarını görüyoruz. Yani çeyrekte 15 milyar nakit akımı gelmiş. Hemen aşağıya iniyorum. Bakın yatırım faaliyetlerine 7 milyar para harcanmış. Aşağıda bir alınan temettü kısmı var. 1 milyara yakın bir para. Daha da aşağıda 15 milyar. Bu da finansman faaliyetlerinden nakit çıkışı olmuş firmadan. Borçlanmadan kaynaklanan nakit girişleri 33 milyar. Borç ödemelerine ilişkin nakit çıkışlar 28 milyar. Bir de burada temettü ödemesi vardı biliyorsunuz 35 milyar. Bu sebeple şöyle baktığımızda genel anlamda nakit akışları pozitif ama geçtiğimiz yıla göre düşük. Yani geçtiğimiz yıl bakın işletme faaliyetlerinde son çeyrekte 115 milyarlık bir nakit akışı vardı. Bu yıl sadece ve sadece 20 milyar. Bu 20 milyar ne demektir? Son çeyrekte 10 milyar gelsin 30 milyar olsun diyelim mesela. 30 milyar nakit akışı olsa kaç hissemiz var arkadaşlar? 2 milyar hissemiz var. Hisse başı 15 TL nakit akışı üreten bir firmasınız. Yatırım faaliyetlerinde bundan çıktığınızda hisse başı 7 lira, 6 lira net nakit, serbest nakit akışı üretiyor. Firmanın fiyatının 20'de 1'i kadar yani. Burada kasaya nakit giriyor. Kasadaki nakitin de kendi getirisi var. Bunu da düşündüğünüzde bence devasa büyüklükte ve bence ucuz görünen bir şirket kalmaya devam ediyor. Tüpraş tarafı burada yatırımlar anlamında pozitif olmaya devam ederim. Bugünkü haber sonrası önemli destekleyen arkadaşlar bakın teknik analiz tarafına geçtik. Altına yavaş yavaş geliyor şirket. Burada bizim bir beklentimiz vardı aslında. Şöyle şu kırmızı bandın alt tarafları uygun destek bölgeleri. Kırmızı bandın alt tarafları kırılırsa. Yani şu ne diyorduk? Bakın yukarıdan 189'dan başlayan düzeltme 162'de bir duruluyor. 162'lerin üstüne atamayınca 140'a gelir. 140'ın da üzerine atamazsa 120'ye inebilir demiştik. Yani şu mevzuyu kat mevzusunu burada uygulayacaktık arkadaşlar. 140'tan 160'tan 140'a iniyorsa 140'tan da 120'ye inme potansiyeli olur. Yani buradaki hareket aslında şu olayı tamamlayabilir mi diye geliyor. Burası hala kağıt üzerinde olmalı. Tüpraş 120 liraya düşerse piyasa hedefler değeri tam olarak 1 oluyor. Çok uygun değerlerde olacağını ben düşünüyorum. Tüpraş tarafının eğer ki piyasa hedefler değeri 1'e inerse ve 120 liradan fırsat verirse bakalım. Genel perspektife baktığımızda şirket tamam yükselişini yapıyor. Ama ve lakin hala gidecek çok yolu var. Yani baktığımız zaman diğer bazı şirketler ne yapmışlardı arkadaşlar? Burada izlediğimiz bizim halka arzdan itibaren gelen kanalın ta gittiler zirvesine arkadaşlar. Yani buralara gittiler. 10 bin liralara vesaire gittiler. Tüpraş'ta hala böyle bir hareket görmedik. Bu kadar ciddi yükselişe rağmen. Şimdi bu yükselişin yavaş yavaş düzeltmesini yapıyoruz. Burası birazcık uzayabilir. Neden? Marjlar da artık düşmeye başladı. Daha düşen trend devam ediyor. Burası belki şu şekilde uzayabilir diye düşünüyorum ama ne kadar uzayacağını bilmiyoruz. Yani bir yıl mı, 1,5 yıl mı olur? Ama bu dönemler bence ciddi fırsatlar veriyor olabilir arkadaşlar. Yükseliş evresine girmek isteyenler tabii ki her zaman olduğu gibi şuradan düşen trendinizi atmanız gerekiyor. Düşen trend yukarı doğru kırılırsa oyuna dahil olursanız sizler için pozitif olacaktır. Bura işte momentum yatırımcılarını ilgilendiren kısım oluyor. Diğer kısım ise temettü yatırımcıları veya karşıt yatırımcılar veya işte düzenli hisse alanları ilgilendiren durumlar oluyor. 200 günlük hareketli ortalamamızı aktığımızda 200 günün altındayız. Negatif trendimizin altındayız. Destek bölgemizin altında kapanış aldık. Dolayısıyla yarın bu yangın haberi sonuçlandığına göre ve burada artık soru işareti kalmadığına göre 140'ların üzerine atamazsa genel bir sıkıntı baş gösterebilir. Şirket yavaş yavaş zayıflayabilir. 141 üzerine atacak olursa da yukarı doğru tekrardan 140-160 band hareketini devam ettirecektir diye düşünüyorum. Tüpraş tarafı arkadaşlar ve Tüpraş hissesinin bilanço analizi, temel analizi, teknik analizini bitirdim. Takas analizine bir geçmek istiyorum. Hemen takas analizine geldim. Citibank tarafı arkadaşlar bakın deli gibi satıyor. 292 milyon lottan 206 milyona götürmüş. Diğer birçok hissede olduğu gibi lottan 3'te 1'in elinden çıkmış. Sadece günlükte bir alım yaptığı görünüyor. Burası 4 Kasım tarihini işaret ediyor ama genel anlamda baktığımızda böyle bir hisse yatayda toplama lot artırma gibi şu anlık bir hareketi yok. Aşağı doğru vere vere geliyor. Burada lot artışı yapan iş yatırım tarafını görüyorsunuz. Biliyorsunuz iş yatırım tarafı özellikle ve özellikle neydi? İşte Bank of'la beraber shortları açan tarafta arkadaşlar. Burada short açarken bakın spot tarafta 90 milyon lottan 112 milyon lota kadar Tüpraş hisselerini artırmış. Ben de demiştim bu dönemde birileri lot toplayacaksa arkadaşlar böyle yataylıkta kalan hisselerde toplayabilir. İşte buraya bazılarını dahil etmiştik. Mesela Tüpraş, işte mesela Froto bakın buna da bakalım hemen.
Burası da yavaş yavaş negatif bölgeye doğru geliyor ama baktığınız zaman bakın görüyorsunuz yatayda kalıyor, yukarı doğru lotlarını alıyor. Şimdi açıp baktığınız zaman buraların takaslarına hafif hafif toplanmalar olduğunu göreceksiniz. Mesela bakın Frotu tarafı şu da kırmızı bantların arasından çıktıktan sonra pozitif demiştik. Tekrardan girdirdiler. Şu an bugün kapanışa baktığımız zaman 200 günlük hareketli ortalamanın üzerinde ama bakın şuradaki yatay bölgeye tekrar girdi. Ne demek? Yatay bölgeye girdiyse yatay bölgenin altı bile gelebilir demek. Burası gelse 850 liradan tekrardan bir alım fırsatı olabilir veya 970 üzerine atar. Pozitifle geçebilirsiniz. Hani bu tarz yatay hisselerde takaslarına baktığınız zaman daha anlamlı ve manalı şeyler göreceksiniz. Bir canlı yayında takas analizi canlı yayını yaptığımızda şöyle bir genel hisseleri taradığımızda bunlar tekrardan dikkatimizi çekecektir. Tüpraş tarafını takip edin derim arkadaşlar ben. Bu da yine Yapı Kredi bakın hisseleri almış yavaş yavaş satmaya başlamış gibi görünüyor. Takasında yine baktığım zaman Citibank'ın satışları sebebiyle baskılanan bir tahtayla karşı karşıyayız. Yatırım fonları bakın gördüğünüz gibi son zamanlarda birazcık alıcı gelmiş ama velakin burası da aslında lotların büyük kısmını çıkmışlar. Borsadaki düşüşlerden mütevellit diyebiliriz. Diğer bir yabancımız da burada Deutsche Bank. Genel Citibank'la beraber hareket ediyor. Bakın burası da 76 milyon lotun 30 milyondan fazlasını satmış. Elinde sadece 30 milyonluk lot kaldığı görünüyor. Temel teknik takas tamamlandı arkadaşlar. Hızlıca Türk Hava Yolları'na gidiyorum. Çok hızlı konuşuyor olabilirim ama 4 şirket olabildiğince size ekstra bilgiler vermeye çalıştığım için birazcık daha eğitim anlamında faydalı olsun diye daha hızlı konuşuyorum. Yoksa barlara bakıp yüzeyselde geçebilirim. Bunu biliyorsunuz. Türk Hava Yolları tarafı yine bence çok güzel bir bilanço. Bu da belli başlı sıkıntılar vardı. Hem Pegasus hem Hava Yolları tarafında yani giderlerde bir artış. Özellikle personel bazlı giderlerde bir artış vardı. Burada bizim beklentimiz akaryakıt fiyatları düştüğü için. Burada belki biraz daha giderlerde azalma sonrası marjlarda artış olabilir diye bekliyorduk ama yine marjlarda artış gelmemiş. Gördüğünüz gibi satışlar %54 büyürken TL bazlı net dönem karı, Favök tarafı ve brüt kar tarafı %16, %28 olarak büyüdüğünü görebiliyorsunuz. Esas faaliyet karlılığına geldiğimizde 65 milyon olarak milyar olarak kaldığını görebiliyorum. Peki burası iyi midir, kötü müdür diye baktığımızda bence bu bilanço iyidir arkadaşlar. Niye diye sorarsanız ben nereyle kıyaslarım? Hava yollarında en iyi çeyrekle en iyi çeyreğe kıyaslarsınız ve yılın bütünüyle kıyaslamak durumundasınız. Şimdi en iyi çeyreğe bakalım. 51 milyar bu yıl kar görünüyor. Geçtiğimiz yıl 51 milyar kar görünüyor arkadaşlar. Tabii ki burada enflasyon muhasebesi yok. Hani enflasyon muhasebesi olsaydı çok daha iyi diyecektik ama enflasyon muhasebesi olmadığı için şuna bakmamız gerekiyor. Tamam burada marjlarda bir daralma var vesaire vesaire ama satışlar enflasyonun üzerinde büyümüş mü diye bakmam lazım. Benim özellikle en önemli konu budur. Satışların enflasyon üstü artırabiliyor mu? Bir hava yolları şirketi. Buna bakarım arkadaşlar. Satışlar %54 büyümüş. Ne zamandan ne zamana? İşte şu an içinde bulunduğumuz aydan geçtiğimiz yılın içinde bulunduğumuz ay. Yani tam bir yıllık dönemde. Peki bu dönemler arası enflasyon ne kadardı? Gelin buna bakalım. %54 satış büyümesi var. Ama ve lakin %50'nin üzerine bir enflasyon varsa bir yıllık süreç içerisinde en azından kağıt üzerinde bile bu varsa şirket eriyor diyebilirim arkadaşlar. Dolayısıyla hemen TÜFE kağıdımı açtım. Aylık değişimlere bakacağım arkadaşlar. Biz hangi aydayız? Eylül'deyiz. Şuradan Ekim'den itibaren alıyorum. Ekim, Kasım, Aralık 2023'ü aldım. Alt taraftan da bakın şimdiye kadarki tüm ayları seçiyorum. Yani bir yıllık süreçte 3. çeyrek boyunca Eylül'e kadar geldim arkadaşlar. Şöyle bir baktım. Çok üzülüyorum. Şunları iptal edeceğim. 2022 almışız. Şuraları alacağız. Evet. Olmadı. Şöyle yapalım. Evet. Şöyle aldım. %40,89 enflasyonumuz var arkadaşlar. Şöyle yaklaştığımız zaman bakın. Aylık grafik görebilirsiniz. Bunu TÜİK'in sitesine indirebilirsiniz. Bu çok çok önemli. Yani aile bütçenizi yaparken de bir şey alıp satarken de kar ediyor musunuz, etmiyor musunuz? En azından TÜFE'ye kadar, açıklanan TÜFE'ye göre kar etmeniz gerekiyor diye düşünüyorum. Baktığımız zaman %40'lık enflasyon var. Türk Hava Yolları tarafı bakalım %54 satış büyütmüş. Gayet güzel diyebilirim arkadaşlar. Ama lakin marjlarda bir daralma var. Şimdi oranın sebeplerine de sizlerle beraber değineceğiz. Şimdi Türk Hava Yolları'nın diğer önemli bilançta dikkat çeken tarafı borcunun biraz artması, finansal borcunun artması olduğunu görebiliyoruz arkadaşlar. Ama öz kaynaklar tarafına geldiğimizde %11'lik büyüme var. Enflasyon muhasebesi olmadığı için dolar bazlı grafiğe bakabiliriz veya enflasyon farkını çıkarabiliriz. Neydi? Enflasyon farkımız %8,67 idi. Şöyle baktığımızda %2,5'lik bir öz kaynak büyümesi reelde var. Yani reelde öz kaynak büyüten bir şirket diyebiliriz. USD bazlı görünüme baktığımızda da bakın dolar bazlı %7 öz kaynak büyüttüğünü görebiliyoruz. Dolar bazlı satışların büyüdüğünü görebiliyoruz. Ama lakin işte az önceki bahsettiğim marj düşmesinden dolayı burada karlılığın biraz azaldığını söylemek mümkün. Zaten burası da dikkat çekiyor. Bakın geçtiğimiz yılın en iyi çeyreği %33 brüt kar marjı varmış. Şu an %27 brüt kar marjı var. Favök marjı da %33'müş.
%26 çıkarmış. Gelecek çeyrek yine önemli olacak. Hem burada yapılan değerlemeler hem son çeyreğin nasıl geçmesi çok önemli. Çünkü sonuçta yaz dönüşü de biraz işler iyi oluyor. En azından Eylül-Ekim aylarında böyle Kasım aralığa doğru biraz daha sıkıntı olabiliyor. Öz kaynak karlılığı hala çok yüksek. Yani %30'larda bir öz kaynak karlılığı var. Şöyle genel anlamda baktığımızda yıl sonu beklentimizde 100 milyarı geçebileceğini gayet rahatlıkla düşünebiliriz diye düşünüyorum. 100 milyar kar, öz kaynaklar 600 milyon. Yani %20'lik bir öz kaynak karlılığı ortalama da çıkarabilir. Aşağı baktığımızda PDD'de 0,61 arkadaşlar. Öz kaynakların %60'la satılan böyle devasa kar eden nakit akışları. Çok kuvvetli bir firma var. Bence aşırı ucuz demekten başka çarem yok diye düşünüyorum. Nakit akışları tarafına geldiğinizde de bakın karlılık düşük olsa da geçtiğimiz yılın toplamında 145 milyar nakit akışı yapan firma 3. çeyrek sonu itibariyle 158 milyar nakit akışı üretmiş. Nakit akışlarına hiçbir problem yok. 158 milyar nakit akışı var. Yatırım faaliyetlerine 9 milyar harcamış. 150 milyar serbest nakit akışı var. Bu ne demektir? 150 milyar serbest nakit akışı arkadaşlar piyasa değerinin yarısı kadar serbest nakit akışı üretiyor demek. Yani 2 yıl boyunca böyle nakit üretse piyasa değeri kadar nakit üreten bir firma var burada. İlginç yani gerçekten bu fiyatlara vermeleri bana garip geliyor. Burada finansman faaliyetlerinin nakit çıkışlarının 109 milyar olduğunu görebiliyorsunuz. 110 milyar sadece şirket borç ödemiş. Tabi burada uçak kiralama bedelleri, aldığı finansmanlar vesaire hepsi bunun içinde arkadaşlar. Yani gerçekten diyecek söz bulamıyorum. Yani şu firmayı 0,60'tan veriyorlar. Siz bilirsiniz demekten başka çarem yok arkadaşlar. Hemen Türk Hava Yolları'nın da grafik tarafına gidelim. Sonra takaslarına gidelim arkadaşlar. Türk Hava Yolları'nın negatif trendimiz devam ediyor. Bakın aşağı doğru inen bir trendimiz var. Bir üçgen bölgesinden bahsetmiştik. Bu üçgenin tabanının kırılmaması gerekiyor. Burayı doldurup yukarı gitme beklentim var benim hala. Ama velakin şuradaki yer artık çok zorlanıyor arkadaşlar. 270 liraları acayip zorluyor firma. 270'lerin aşağı doğru kırılması hoş olmaz. Yani 270 aşağı kırılırsa burada bir tepe formasyonu ortaya çıkacak ve aşağıda belki 220 liralar isteyebilir. Teknik görünüme göre söylüyorum bunu sadece. Yani bakın şöyle bir görünüm var. Burası bir anda olacak bir şey değildir tabii ki. Hani bir ihtimal olarak aklının köşenizde bulunsun. Endeks zayıf giderse, Türk Hava Yolları buna eşlik edecekse 270 desteği çok önemli. Şu an için 270 desteğin üzerindeyiz arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi günlük grafikte şöyle kararsız mumlar yapa yapa gidiyoruz. 270'in üzerinde kaldığımız sürece korkulacak hiçbir şey yok. En azından ilk tepkilerin yani 270 üzerinde kaldığımız sürece şu bölgeye doğru olmasını bekleyebiliriz diye düşünüyorum. Burası nedir? 270, 290, 270, 280, 270 böyle daralan bir üçgen şeklinde gidiyor. Pozitife geçmek için yani pozitif görünüm olması için buradaki bakın şu bölgedeki düşen trendin son bulması lazım. Yani nedir? Şu mavi çizginin yukarı doğru kırılması gerekiyor. Bu da takip edeceğimiz nokta. Altta 270, yukarıda 290'lar. Bu bölgede hareketleri devam edecek gibi. 270 kırılırsa bir süre uzak durmak lazım. Her ne kadar çok ucuz olsa da orta kısa vadeli yatırımcılar bir süre uzak durabilirler arkadaşlar. Şirketin genel perspektiften baktığımızda trendi vesaire kırıldı. Yani şöyle siz kabaca baktığınızda bakın. Burada bir trendten artık bahsetmek mümkün değil. Yani çekin, bakın kırılmış. Dolar bazlı baksanız orada muhtemelen bir kırılma vardır. Orayı da bir analiz edelim. Böyle genel güzel şirketleri ciddi derecede analiz ediyoruz. Şöyle baktığımızda Türk Hava Yolları arkadaşlar. Yani burada da aslında güzel yerlere geliyor şirket. Burası nedir? Bir Türk Hava Yolları haftalık grafiği arkadaşlar. Bakın şimdi burada mevzu ne? Yani neden burası daha ucuz diyebileceğini düşünüyorum. Şöyle bir olay var burada. Bu nedir? Yukarı kanala atmak istiyor mu Türk Hava Yolları? Bence istiyor. Neden? PDD de 0,60. Yani burası rahatlıkla yukarı istese fiyatlama yapabilir. 3 katına rahatlıkla götürebilirler. 9 dolardan alır şu orta bandı 40 dolara bile götürebilir. Neden? PDD de 0,60. Hani öz sermayesine göre 2 PDD de olsa 4x potansiyel çıkıyor zaten. Şimdi buraya kadar götürecek ama şimdi şuradaki hareket hoş değil arkadaşlar. Bakın ne görüyorsunuz? Burada bir zayıflama var. Zirvelerin üzerine atamayan zirveler ve üçlü tepeler görünümü var. Dolayısıyla burada muhtemelen buraya bir kulp daha yapmak isteyebilir. Şöyle burayı sildim. Bakın geri perspektife geldiğinde ne göreceksiniz? Burada omuz baş omuz benzeri tobo dediğimiz formasyon benzeri bir görünüm ortaya çıkarabilirler. Ama tobo gerçekten orta band çizgisine kadar getirecekler mi omzunun ucunu? Onu bilmiyorum. Çünkü burası 2 doları gösteriyor. 2 dolara gelme ihtimali çok çok zayıf diye düşünüyorum şu anki görünümde. Yani PDD'lerin 0,2, 0,1 vesaire olması lazım. Burası da ilginç olur. Hala burada bir yükselen trend görünümümüz var. Yani burada bakın ne kadar aşağı gelse bile yükselen trend bozulmuyor arkadaşlar. Yani şöyle gelsin, ha böyle olsun ya hiç sıkıntı yok. Ne dedik? Hani %50 dolar bazlı kayıp bile olsa buradaki trend yukarı doğru devam ediyor. Dolayısıyla dolar bazlı görünümde de tamam birazcık sıkıntılı bölgelerde
Ama lakin geri çekilmelerde özellikle 5 dolar 6 dolar bölgelerine çekilecek olursa şirket, ki ben çok fazla 4.90'ların altına hani buralara inmesini beklemem. Ya bak şurada mavi çizgi çizmişim. Hani burası önemli bir destek bölgesi olarak çalışacaktır. En kötü ihtimalle burada gelip 5.21 dolara bir temas eder. Hani nedir? 7 dolar 5.20 %30'luk dolar bazlı bir çekilme olur. TL bazlı çekilmez, dolar yukarı gider, geri çekilir. Ama bu dönemde işte böyle bir şey görürseniz alacaksınız arkadaşlar. Bence burada ciddi fırsat doğurabilir diye düşünüyorum. Türk Hava Yolları bence takibinizdeki olması gereken diğer bir hisse olmalı. Hemen takas tarafına da gidip olayı bitiriyoruz arkadaşlar. Türk Hava Yolları'nın takası Citibank. Hemen bakıyoruz Citibank satıcı arkadaşlar. Birazcık alır gibi yapıp geri satmış, bakın görüyorsunuz. Zaten uzun zamandır burada lot çıkışları var Citibank tarafında. İş yatırım tarafına geldiğimizde burası Citibank'ın sattıklarının hepsinin üstünü almış. Daha sonra tekrardan satışlı devam ediyor ama iş yatırım özellikle bu dönemdeki bence şey arkadaşlar. Yabancının Türk tarafı iş yatırım. Yani Citibank kadar etkili olduğunu düşünüyorum. Bakın birçok hissede ikinci en önemli kurum haline gelmiş. Ve hisselerin hareketlerine baktığınız zaman bakın grafik hissedeki grafikle mesela Türk Hava Yolları'nın grafiğiyle iş yatırımının hareketlerine bakın. Bakın ne kadar birbirine uyuyor. Şimdi Citibank'tan ziyade burada iş yatırımının hareketleri de son zamanlarda endeksi belirliyor olabilir diye düşünüyorum. Şöyle bakın. Bakın. Yukarı çıkıyor, yavaş 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 aşağı vere vere geliyor. Şimdi grafik bu şekilde görünüyor. Takas tarafına geldiğinizde hemen Türk Hava Yolları'nın takasını açıyorum. Bakın. Yukarı çıkıyor, aşağı vere 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 geliyor ve bir yataylık oluşturmuş. İşte burada iş yatırımın tahtada yaptığı hareketler bence grafikleri belirleyen durum olabilir son zamanlarda da. Çünkü Citibank genelde hep satıcılı devam ediyor ve notları yataya indirmiş. Yatayda bekliyor şekilde pusuda. Burada iş yatırım tahtaları çiziyor gibi duruyor. Emeklilik ve yatırım fonları da diğerlerini sattıklarını genellikle topladığını görebiliyoruz. Özellikle büyük hisselerde. Burada bir tek böyle Deutsche Bank tarafı var. Birazcık alıcılı gibi duruyor ama yani çok az bir lot almış. 3 milyonluk lot almış sadece kocaman tahtadan. Dolayısıyla çok önemli değil. Takas, iş yatırım ve Citibank ikisi de burada satıcılı olduğu için negatif ama burada bence endeks mühendisliği yapıldığı için bu şekilde görünüyor diyebilirim. Diğer bir şirketimiz Tofaş Otomobil Fabrikaları arkadaşlar. Hemen geçiyoruz. Tofaş'ta işler acayip negatif. Kağıt üzerinde pozitif gördüğüm bazı noktalar var. Öncelikle bundan değineyim. Şimdi birincisi burada Temmuz, Ağustos aylarına, Haziran, Temmuz aylarına bakım oluyor. Bakım sebebi hep düşük çeyrek oluyor arkadaşlar. Üçüncü çeyrek. Onun dışında diğer bir nokta sağ tarafa, pozitif taraflardan başlayalım. Öz kaynaklarda %1'lik büyüme var. Burası ne demektir? Şirket işler kötü olsa da öz kaynaklarını büyütmeyi başarabiliyor. Bu ne demek? %8 enflasyon üstü %1 büyüme. %9'luk bir öz sermaye büyümesi var. PDD de zaten ucuzlamıştı. Bakın 2.11'e kadar düştü. Fiyat aşağı geliyor. Öz kaynak büyüyor. Öz kaynak büyüyünce PDD de 2'lere kadar indi. Eskiden gördüğümüz 5-6 PDD'den olan TOFAŞ'ın yerine 2 piyasayı defterlerinin TOFAŞ veriyorlar arkadaşlar şu an. Dolayısıyla bilanço zayıflamasına rağmen hala burada karlılık göze çarpıyor ve kasaya hala para giriyor. Net borç eksi 700 milyonmuş. Kasada 700 milyon para varmış. Bu çeyrek baktığımızda 1 milyar 700 milyon para olmuş. Kasadaki paranın az olmasının sebebini biliyorsunuz. Düzenli temettü dağıtan bir şirket. Diğer taraftan finansal borç tarafına geldiğimizde finansal borçlarını kapatmaya da devam ediyor. İşler aşırı zayıf. Son zamanlarda gördüğümüz en zayıf TOFAŞ diyebiliriz. Ama ve lakin yine de bilançosu güçlü olduğu için bilançosunu korumayı başarabiliyor. İşte gördüğümüz bir Arçelik gibi, bir Vestel gibi, bir VSP gibi borç içinde yüzüp bilanço böyle öz kaynak eriterek devam etmiyor. Şimdilik en azından öyle. Buradaki karlılığın düşük olmasının bir diğer sebebi net parasal pozisyon kaybı. 4 milyarlık yazmış arkadaşlar. Normalde şirkette 8 milyar FAVÖK var. Fena bir FAVÖK değil bana sorarsanız. Ama lakin geçtiğimiz yıl yine çok iyi olduğu için bu da gitgide aşağı gelen net satışlar, aşağı gelen FAVÖK'ler, aşağı gelen net karlar görüyoruz. Buradaki 4 çeyreğin içerisinde 12. ay yani geçtiğimiz yılın son efsanevi çeyreği bulunduğu için burası bilançodan çıktıktan sonra buradaki maalesef FK yükselecek. Yani şöyle bir hesapladığımızda 5 milyar burada var. Son çeyrek 2,5 milyar yapsa 7,5. 7,5 milyar karla arkadaşlar 90 milyar piyasa değeri var. FK 15'lere doğru çıkabilir. Tofaş tarafına dikkatli olun. Hani bu anlamda son çeyreğin iyi gelmesi lazım ama çok iyi beklemiyorum açıkçası ben. Birazdan tabloyu sizlere göstereceğim. Sizin de çok hoşunuza gitmeyecektir diye düşünüyorum. Ama genel anlamda baktığımızda hem satışların düşmesi, hem FAVÖK'ün düşmesi, hem esas faaliyet kar marjlarının düşmesi kötü. Satışlar %31 düşerken aşağıda brüt kar marjı %18'den %6'ya düşmüş. Yani 3'te 1 kadar karlı satabiliyor ya ürettiği araçları. Diğer tarafta FAVÖK marjına baktığımızda %15'ten %1'lere kadar düştüğünü görebiliyorsunuz. Ortalama da şöyle %5 gibi çeyreğin. Yani dolayısıyla burada sıkıntı var. Net kar marjında ciddi derece düştüğünü görebiliyorsunuz. Öz kaynak karlılığı da %50'lerden %27'lere düşmüş. Peki bu bilgiler ışığında şirket ucuz mudur diye bir hesap yaparsak.
Yani önümüzdeki çeyrek şöyle bir 5 milyar 7-8 milyar kar görsek şunu diyebiliriz. 8 milyar öz kaynak kar üretiyor. 42-43 milyar öz kaynakları var. 8 bölü yıl ortasına bölelim. Şöyle 40 diyelim. 8 bölü 40. Yani muhtemelen %20 çıkacak. %20 öz sermaye karlılığı var. Piyasa hedefleri 2 idealdir. 2,11 arkadaşlar. Şirket ederine gelmiş. Ucuz diyemiyorum şu anki karlılıkta. Ama lakin ederine gelmiş. Artık yatırım yapılabilir seviyelere gelmiş. Biraz daha aşağısı olur ama %20 aşağısı olur. %15 aşağısı olur. Yani buradan bir %50 daha dibe çökeceğini sanmıyorum. Bence ileri zamanlar için burası da fırsat veriyor olabilir ama burada birazcık işlerin toparlaması uzun sürebilir. Ben burada biraz daha diğer otomotiv şirketlerine göre biraz daha risk görüyorum arkadaşlar. Bunu da söylemeden edemeyeceğim. Hızlıca Tofaş tarafının grafiğine gidelim. Sonra takasına gidelim ve son şirketimize geçeceğiz. Şimdi Tofaş tarafı özellikle incelediğimizde maalesef buradaki önemli seviyeleri kırdı. Bakın ne dedik? Devasa tepeler var. Bu tepelerin olması hoş değil. Buranın orta bandı hedef bölgesiydi. Bakın burada bir kanalımız vardı. Burayı artık yani ezberlediniz diye düşünüyorum. Orta banttan başlayan hareket orta banda kadar gitti. Orta bandın üzerinde ikili tepe yaptı. Orta band kırıldıktan sonra arkadaşlar burada olay bitti zaten. Yani ne dedik? Bundan sonra zaten söyledim ben sizlere. 130 lira bile gelirse hiç şaşırmayın diye söylediğimi hatırlıyorum. Zaten çeriler meriler gelmeye başlayınca olay belliydi. Vergi düzenlemesi gelmedi. EGA'yı 1,5 milyara milyona zor satarsınız. Neden? 2 milyona çok daha lüks, çok daha iyi veya 1,5 milyona Çinlilerin getirdiği çok daha ucuz arabalar var. Elektrik dönüşüm mevzusu var. Burada Tofaş'a yaramıyor arkadaşlar. Bir vergi düzenlemesi, bir şey gelmesi lazım. Veya Stellantis anlaşmasının gelmesi lazım gibi duruyor. Özellikle buradaki tepe formasyonun hedefi şu şekilde bakın kırılmış gibi duruyor. Burası kırılınca 190 liranın altında kalan Tofaş istemiyoruz demiştik. Son hareketimize baktığımızda bugünün hareketi biraz pozitif gibi görünüyor ya. Aslında orası pozitif bir hareket değil arkadaşlar. Bakın yani tamam yeşil yakması güzel. Ama grafiği şöyle ben kaç alayım? 1 saatli alayım. Bakın göstereyim. Yani buradaki hareket tamamıyla buradaki kırılan yerin bakın 190 liranın testi. Yukarı doğru test ediyor. Bakın geçemiyor. Aşağı doğru geliyor. 190 liranın üzerine atamayan her Tofaş aşağıya gitmek isteyen bir Tofaş demektir arkadaşlar. Ve dolayısıyla 167 görünebilir diye yorumlayabilirim ben burayı. 167 görünürse bak burası çok güçlü bir destek. Burası da kırılırsa 133 lira. Ama 133 liraya gelirse piyasa hedefleri bir olacak Tofaş'ın. O zaman diyeceğiz ki aşırı kelepir bir Tofaş var. Bunu da göz önünde bulundurmak lazım. Fibonacci'ye göre analiz yapanlar da bakın şurada 169 en önemli destek. Aşağıda Fibonacci 780 çok fazla olmasını beklemem. Yani bura olması için şirkette çok ciddi problem olması lazım. Şu anlık 169 fena yerler değil. Ama ve lakin ben yine de 169'da olsa bunu alım bölgesi olarak çok kısa vadede değerlendirmem. Olayların bir gelişimini görmek isterim. Yani buradan neler oluyor, neler bitiyor? Stellantis anlaşması gelecek mi? Üretim anlaşması nasıl yansıyacak? Ve bu marjlar ne zaman düzelecek ve vergi düzenlemesi gelecek mi? Ucuz otomobillere yönelik diyebiliriz. Çünkü Egea 1,5 milyona zor satar arkadaşlar. Hala ciddi manada satıyor ama yani eskisi gibi rekor satışlar kıramıyor. Baktığımız zaman Volkswagen'in vesaire de gerisinde kalmıştı son aylardaki şeylerde, satışlarda. Dolayısıyla sıkıntı var arkadaşlar burada. O yüzden birazcık sabır diyebilirim. Veya kağıt vesaire varsa uygun değiştirebileceğiniz, yani size hesaplı gelen bir durum varsa dikkatli olun ama işte şu tepelerden satmayıp buralardan şey yapmak mantıklı değil. Benim elimdekilerde duruyor ama ben sıfır maliyetim burada biliyorsunuz. Bir miktar realize etmiştik. Elimde 60 liradan taşıdığım notları sıfır maliyetli kısımları duruyor. Onlar öyle duruyor. Yani temettü için duruyor. Ama değiştirmek istesem bir sürü değiştireceğim şirket de var. Yani bununla beraber aldığım birçok şirket daha Tofaş kadar bile hareket yapmadı. Oradan başka bir şirkete geçiş yapabilirim. Bu tarzda değerlendirebilirsiniz. Hemen Tofaş'ın takasına gidelim. Bakalım bu düşüşleri fırsat olarak görenler var mı? Hemen Citibank tarafını açıyorum. Citibank of 21 Ekim'e doğru almış. Bakın 21 Ekim'den itibaren deli gibi satmış arkadaşlar hisseyi. Bu tabii yeni gözümüzün önüne geliyor. Şöyle baktığımızda 36 milyon lotu zaten kalmış. 33 milyona kadar indirmiş. Citibank'ın sene başına baktığımızda 42 milyon lotu var. Ve baktığımızda lotlarının yine 3'te 1'ini çıktığını kabaca söyleyebiliriz burada. Hatta daha satsa 3'te 1'ine ulaşmamış. Yani burada en düşük 33 milyon lot var elinde. Şu an 33 milyon 400. Hala satışa devam ediyor olabilir. Yine iş yatırım tarafı Tofaş'ta deli gibi. Bu düşüşleri alım fırsatı olarak değerlendirmiş. Yani deli gibi dedim mi? Adamlar deli değil. Bunu ciddi derecede bir alım fırsatı olarak değerlendirmiş. 7 milyon lottan 12 milyon lota kadar çıkarmış. Elindeki lot miktarını 2 katına kadar çıkardığını görebiliyorum. Yine burada da iş yatırımı ikinci sırada görüyoruz. Tahta hakimiyetinde. Yani dolayısıyla burada iş yatırım gerçekten Pala'nın yabancı yüzü ve Türk yüzü olabilir. Bu iki yüzü var Pala'nın biliyorsunuz.
Bir tarafı İş Yatırım, bir tarafı Citibank gibi duruyor takas tarafında. Yatırım fonları da bakın gördüğünüz gibi satıyor. Yatırım fonlarını Citibank'ın sattığını burada İş Yatırım deli gibi topluyor. Yani burası önemli. Bu İş Yatırım hareketi bir takip etmek lazım. Eğer ki İş Yatırım da burada satıcı tarafa geçecek olursa, Citibank'la fonlar da çıkmaya devam ederlerse zaten birçok fonda burada Tofaş çok yok. Yani portföylerde ciddi miktarda yer almıyor. Özellikle major fonlarda baktığımızda üçü birden satışa geçecek olsa Tofaş 160 lirayı bile görebilir. Ama ben ederine geldiği için çok aşırı olumsuz konuşmayacağım. İleriki yıllar için fırsat bekleyin arkadaşlar. Ucuzlarsa iyi olabilir yani burası. Şimdi Türkiye olan şeyini okuduk mu? Okumadık ama neyse oraya geçelim. Zaten yeterince yorum yaptık orayla ilgili. Şimdi burada Tofaş'ın arkadaşlar bakın hacim bazlı satışlar. Hani diyoruz ya her zaman hasılata bakıyoruz, marjlara bakıyoruz vesaire ama hacimler ne durumda diye baktığımızda kaç otomobil satıyor sen Tofaş dediğimizde. Şöyle baktığımızda geçtiğimizde 174 bin otomobil satan Tofaş. Burada 115 bin sattığını görebiliyorum arkadaşlar. Burada 130'dan fazla bir daralma var. Gördüğünüz gibi toplam satış adetleri %29,7 azalmış. Ciddi manada bir hacim daralması söz konusu. Total piyasalara baktığımızda iç piyasada gördüğünüz gibi 147 bin satarken 104 bin satmış bu yılın ilk 9 ayında. Geçtiğimiz yılla bu yılın yabancı uluslararası satışlarını karşılaştırdığımızda 42 binden 28 bine düştüğünü görebiliyorum. Total satışlarda bakın gördüğünüz gibi 189 binden 133 bine düşmüş arkadaşlar. Satışların büyük bölümünü kaybetmiş. Pazar hakimiyetinin büyük kısmını kaybetmiş gibi duruyor. Yurt dışı satışlarda %37'lik düşme. Yurt içi satışlarda %30'luk düşme, toplam satışlarda %30'luk düşme var maalesef. Hani şu tablo zaten mevzuyu açıklıyor. Yani buradaki olay Türk Hava Yolları'na gibi sadece marjların düşmesi diyemiyorum. Bakın total bir çöküş var burada. Dolayısıyla otomotiv satma konusunda da eli zayıflayan bir Tofaş görüyoruz. Şimdi beklentilerimize baktığımız zaman eski beklentiler bakın 140-160 bin araç biz üretiriz diyormuş. Şu an 135 bin 145 bin araç üretiriz diyor. Vergi öncesi fabrik marjı yani vergi öncesi kar marjı %6-8 arasında. Biz kar ederiz diyormuş şu an %5'in üzerine ancak kalırız diyor. Ve bunu yurt içi perakende hafif araç pazarı artmasına rağmen yani beklentilerini bu konuda artırmalarına rağmen kendi satışlarının düşeceğini söylüyor. Bu ne demektir? Pazar büyüyor, Tofaş'ın satışları azalıyor. Tofaş pazar payını kaybediyor arkadaşlar. Burada Stellantis anlaşması Tofaş için kurtarıcı olabilir. Buranın gelmesi lazım. İhracat beklentisine daralttıklarını görebiliyorsunuz. Total olarak şöyle baktığımızda tamam siz 145 bin araç satacaksınız. Demek ki son çeyrek şöyle bakıyoruz 115 bin burada satışımız var. Hemen şöyle bakalım çok özür diliyorum. Yurt içi satışlar 104 bin satış var 30 bin satar. Yani yine 3 çeyreğin ortalaması kadar araç satacaklar. Yani demek ki son çeyrekte 3 çeyreğin ortalaması bir çeyrek gelecek. Bu çeyrekten iyi olacak ama diğer 2 çeyrekten de kötü olacak gibi kabaca bir yorum yapabilirim sizlere. Yani biraz daha iyi bilanço gelecek ama lakin ortalama da anca bu yılın ortalaması gibi olacak. Yine zayıf bir bilanço göreceğiz. Bu da benim yorumumdu. Şimdi bakın burayla mesela Türk Hava Yolları mevzusunu karşılaştırdığınızda hani diyorum ya şirketleri ayrı ayrı okuyun. Sadece grafiklerine bakmayın. Bakın Tofaş'ta satış düşüyor, hacim düşüyor, hepsi düşüyor. Türk Hava Yolları tarafına baktığınızda tamam karlılıkta hafif bir geri çekilme görünüyor mesela baktığımız zaman geçen yılın son çeyreğine göre yılın başına da göre de bir yükseliş görünüyor. Burası gayet güzel ama 2023 ile 2024'ü karşılaştırdığınızda bakın yolcu seferleri artmış 395'ten 399'a. Arz edilen koltuk kilometre artmış 176'dan 190'a. Yolcu doluluk oranı çok az azalmış. Yolcu sayısı artmış. Transfer dış set hattı seferleri artmış. Hepsi artmış. Yani baktığınız zaman alayı artıyor. Uçulan saat de artmış. Kilometre de artmış vesaire vesaire. Ama marjlar düştüğü için mevzu var. Tüpraş tarafında da böyleydi. Hacim artıyor. Sattığı miktar artıyor. Hasılat artıyor. Marjlar düşüyor. Döngüsel döntü. Ama Tofaş tarafında ayrı bir sıkıntı var. Genel olarak araç satışında da pazar payını kaybetmesi negatif arkadaşlar. Bu düzenlemelerden ötürü olduğunu düşünüyorum buranın da. Açıkçası kendi görüşüm benim bu şekilde. Burada Tofaş'ın bir suçu yok diye düşünüyorum. Şimdi Türk Hava Yolları, Tüpraş ve Tofaş. Üçüne baktığınız zaman ne görmeniz gerektiğini anladınız diye düşünüyorum arkadaşlar. Mesela Türk Hava Yolları tarafına mevzu ne? Burası işte. Akaryakıt hariç giderler. Bakın 5 dolardan 5,55 dolara çıkmış. Bu kadarlık bir artış çok ciddi derecede etkiliyor. Akaryakıt fiyatları azalmasına rağmen bakın GTF motor sorularının akaryakıt hariç birim başına maliyet etkisi %1,5. Bu %1,5'luk maliyet işte bilançoyu mahvediyor arkadaşlar. Zayıf görünmesini sağlıyor yani. Hani devasa bir kar sütunu görmüyoruz biz. Küçük bir kar sütunu görüyoruz. İşte bunlar önemli. Yani buraları bir okuyun. Yatırım yaptığınız şirketlerde bakın adamlar ne kadar ayrıntılı şeyler veriyor ve 3 şirketi karşılaştığınızda üçünde ne görmeniz gerektiğini anlayacaksınız diye düşünüyorum. Sonra diğer bilançoya geçiyoruz arkadaşlar. Videomuz 49 dakika. Tam bir saatte bitireceğim sizler için. Coca-Cola'ya geldik. Enerjisa Galata Wind yarına kaldı.
Proto da muhtemelen yarına kalacak. Şöyle bakalım hemen Proto tarafına. Abi Migros gelmiş, Proto gelmiş. Tamam, Migros'u da yarına bırakalım. Şöyle bir sadece göz atayım sizler için. İyi yani işte diyebileceğim bir ama Favoki süper arkadaşlar. Favoki süper. Kasaya nakit girmiş, dehşet nakit girmiş. Yani Migros'a ayrıntı bir bakalım. Ben beğendim. Yani şöyle ilk bakışta direkt anlayabiliyorum. Kasaya giren nakit ve borcun artması. Mesela 3 milyar borç artmış. Kasada 2 milyar para artmış mesela kabaca baktığımda. 5 milyarlık nakit akışı olmuş yine. Şirket para basmaya devam ediyor. Bakın 6,5 milyar nakit akışı var. Migros'u yarına bırakalım. Şimdi kısa dar alanda yapmayalım. Çünkü önemli bir analiz olacak. Yarın da takip edersiniz. Coca-Cola tarafı arkadaşlar. Şimdi Coca-Cola'da beklentiler aşağı revize edildi. Bugün şirket neredeyse taban oluyordu. Yani bakalım şöyle bir yüzde kaç mum yapmış. Gördüğünüz gibi taban oluyordu ama burayla ilgili zaten bizim bilanço beklentisi söylemeden önce bir beklentimiz vardı. Çizili grafikleri birazdan göstereceğim. Ama burada da bir tepe formasyonu var. Bakın gördüğünüz gibi. Küçük hedefi geldi. Büyük hedefe doğru gidiyor olabilir. 83 mesela 56 aşağı. Yani bilanço olmadan önce zaten ne olacağı belli burada. Teknik analiz bazen bazı şeyleri önden haber veriyor. Neden? Çünkü tahmin edenler çoktan piyasayı çiziyor. Siz bilançoyu görene kadar. O yüzden tahmin etme gücü de çok çok önemli. O yüzden faaliyet raporlarını okuyun. Bakın adam demiş Tofaş'ta. Sene sonu bu kadar satacağız. Şimdiye kadar ne kadar satmış? Şu kadar. Siz bunu okumadan son çeyreğin nasıl geleceğini nasıl bilebilirsiniz mesela? Bilemezsiniz işte. O yüzden okumak önemli diyorum. Coca-Cola tarafı. Şöyle baktığımızda yine enflasyon üstü öz kaynak büyümesi yaratan bir Coca-Cola var. Burası pozitif. Borçluluk tarafına geldiğimizde 7 milyar borç kapattığını görebiliyorum. Finansal borçla 7 milyar azalmış. Kasadaki para neredeyse sabit. Gayet güzel. Buranın da pozitif nakit akışı var. Bilançonun sol tarafı zayıf. Yani karlılık tarafları zayıf. Neden? Zaten söylemişti adamlar. Beklentilerini geri revize etmişler. Şimdi bir tur daha geri revize ettiler. Bu geri revize edince zaten beklentiyi fiyatlayan şirket daha kötü bir beklenti var diye bugün satıldı. Yoksa bilançonun kötü olacağını herkes biliyordu. Yani çok iyi olmayacağını en azından. Ama baktığımız zaman yine çok aşırı kötü bir şirket değil. Birçok şirketten iyi bir bilançosu var. En iyi çeyreğe zayıf geldiği için burada biraz üzücü oldu. Neden? Yaz çeyreği en iyi çeyrektir burada. Geçtiğimiz yaza göre bakın satışlar tarafı azalıyor. Yani enflasyonun üzerine geçemeyen bir satışlar var. Mesela Tüpraş'ta ne demiştik? Enflasyon üzerinde büyüyen satışlar yoktu. Hangisinde vardı? Bir tanesinde vardı. Ha, Türk Hava Yolları'nda. Enflasyon üstü satış büyümesi vardı %14'lük ama Coca-Cola'da enflasyonun altında kalan satış büyümesi var. Brüt karlı hala koruyor şirket. Demek ki maliyet yönetimini iyi yapıyor diyebiliriz. Esas faaliyet karları Fabök, net kar tarafında azalmalar mevcut. Özellikle net parasal pozisyon kazançlarından az kar edildiği için burada net dönem karını çok düşük görüyorsunuz geçtiğimiz yıla göre. Dolayısıyla siz bilançonun Fabök ve esas faaliyet kar tarafına odaklanırsanız çok daha doğru bir iş yaparsınız. Dolayısıyla buralarda çok fazla bir geri çekilme yok. Geçtiğimiz yıla enflasyon oranında neredeyse paralel %3'lük 4'lük küçülmelerle devam eden bir Coca-Cola. Bu kadar finansal daralmaya, sıkılaşmaya, işte insanlardaki fakirleşmeye rağmen yani burada şey olması, enflasyon korunması olması bence defansif bir şirket olduğunu da gösteriyor. Ama fiyat olarak çok defansif kalmadı. 80'den 45'e geldi. İşte bunu diyorum ya, faaliyetler ayrı, fiyat ayrı. O yüzden siz kendi tercihinizi ne yapacaksınız? Faaliyetler çok kötüleşmeden, fiyat çok düşüyorsa doğru zamanda girerek zaten burada bir para kazanabilirsiniz. Bunu analiz etmeniz gerekiyor. Şimdi şöyle genel anlamda baktığımızda satışlar tamam. Geçtiğimiz çeyreğe göre düşülmüş, küçülmüş, net kâr da küçülmüş gibi duruyor. Geçtiğimiz yılın 3. çeyreği aşırı iyi olduğu için zaten burada küçük görünüyor net kâr üstünde ama bu iyiliğin büyük kısmı bakın şuradaki parasal pozisyon kazançlarının 7 milyar fazladan yazılması. Yani baktığınız zaman aslında geçtiğimiz yılın net kârına benzer bir net kâr göndermiş. Burada biz neye odaklanacağız o zaman? Kasadaki para erimiş mi? Erimemiş. Net borç 43 milyar, 23 milyar, finansal borç 43 milyar. Kasada hala 20 milyar para var. Öz kaynak enflasyon üzerinde büyüyor ve satışlarını kabaca korumayı devam ettiriyor diyebiliriz. Brüt karlılığını koruyor ama ve lakin burada az bir şey enflasyon muhasebesi etkisiyle net karda küçülme var. Çarpanlara baktığımızda normal değerlere gelmeye başladı. PDD'de 4'lerden 2.30'lara kadar indi. FK 6.21, FDFOYUK 6.21. Yani artık böyle eski pahalı çarpanlı Coca-Cola'dan ziyade daha böyle uygun çarpanlı bir Coca-Cola gözümüzün önünde. Hala Anadolu Efes buraya göre daha ucuz görünüyor. Orası 1.20-1.30 PDD'lere indi. Hani burası da biraz daha ucuzlarsa ucuz şirketler konumuna gelebilir. Yakın zamanda burada fırsat doğacaktır. Yani benim bile gözüm kesmeye başladı. Özellikle bugünkü %7'lik hareketten sonra 45 lirayı gördük arkadaşlar. Bir grafiğine baktığımız zaman alım bölgelerimize çok yaklaşmış olabilir diye düşünüyorum. Öz kaynak karlılığını analiz edelim. 53 milyar öz kaynak var. 17 milyar esas faaliyet kar var. %30'luk %41 bir öz kaynak karlılığı burada söz konusu. Enflasyon muhasebesi etkisini almadığım için böyle söylüyorum. %30'luk öz sermaye karlılığı 3 PDD'de de iyidir.
Şirket 2.30 PE'de dedi. Hadi gelecek çeyrek kötü gelecek. Kış çeyreği hani 2.5'lar iyidir diyelim. Şirket ederine gelmiş. Hatta ederinin bence altına bile gidiyor. Hani ben burada dedim 50 liradan aşağı düşer ama 40 liradan 50 lira arasında böyle dans eder diye düşünüyorum demiştim. 45 liraya doğru geldi. Bir bakalım en düşük nereleri görmesini bekleyebiliriz. Ama kötü bilanço değil. Fiyat çok düştüğü için bu şekilde söylüyorum. Fiyat 70 lirada olmuş olsaydı buna kötü bilanço derdim. Fiyat 45 olduğu için çoktan fiyatlanmış bilanço. Evet. Son bölgelerimize doğru geliyoruz arkadaşlar. Artık bizim beklentimiz vardı. Bakın şu mavi çubuğun ulaştığı yer kadar 45 lira. Hatta şu kanalın altına dokunursa iyi olur diye düşünüyorduk. Şimdi buraya doğru geldi şirket. Umarım bu kanal alttan patlatmaz arkadaşlar. Patlatırsa ciddi fırsat verebilir aşağıda. Benim elimde olmadığı için patlatırsa işime gelir diye düşünüyorum. Çünkü buradaki devasa yükselen trend kırılırsa burada ciddi zayıflama olacaktır. Bakın şirketin genel hareketine baktığımızda şöyle haftalığı alayım. Nasıl bir trend olan şirket bunu bir görün yani. Şimdi bakın şirket buradan yükseliyor aşağı geliyor. Şimdi yükselmiş buraya kadar gitmiş. Burada zayıflamaya başlayınca bakın buradan orta band kırılınca aşağı doğru zayıflıyor. Dolayısıyla bu sarı kanalın dibine kadar inmek bile isteyebilir zaman içerisinde. Ama burada bir yükselen trend söz konusu. Bakın yıllar içerisinde takip ettiğimiz kanal burası. Kaç yılından beri geliyor? 2020 yılından geliyor 2024 yılına. Şimdi burada bu kanalın orta bandından alt kanalın alt bandına indi. Bakın iki tane kanalı birden kaybetti. Şimdi ne dedik? Buranın ucu dip noktalar. Hani 43, 42. Buraların altı çok beklenmez. Ha, inebilir mi? İnebilir. İnerse bu sefer 37, 38'de bekleriz ama bu sefer trend bozulacak. Yani yükselen trend bozulduğu için daha ucuz fırsat veren seviyeler gelebilir. O zaman beklemede kalmak da gerekiyor olabilir. Yani o yüzden buraya bir kanal daha eklersek sıkıntı görürüm ben. Neden? Çünkü genel perspektifte yükselen trendin son bulduğu dönem oluyor. Burada orta uzun vade pozisyonlarda dikkatli olmak gerekir diye düşünüyorum. Bakın şu yükselen trend kırılırsa son bulacak. O zaman trendle savaşılmaz diyebileceğimiz noktalara gelmiş bulunuruz. Dolayısıyla ucuz fırsat vermek demek daha mantıklı olur. O zaman gelir buradan fırsat verebilir. Yani burası da dediğim gibi 35 lira 36 lira oluyor. Hani beklemek lazım. Bir takip edelim bakalım. Öbür çeyrek çok iyi olmaz burada. %7'lik bir düşüş geldi. Toparlarsa şuradaki bölgeden toparlar. 43-44 liradan. Buralarda tutmuyorsa 37-38 lira arkadaşlar. Yani o zaman da şurası ve buralar gündeme gelecektir. Hani görünüm iyi. Ucuzlaması güzel. Elinde olanlar için tabii çok hoş değil bu görünümler. Şuradaki Fibonacci'ye baksak yani şöyle bir düzeltme yapsa. Bakın 786'sı en basit hareketi düzeltsek 1 lira görünüyor zaten. Bu seviyelere kadar gayet olağan şekilde gelebileceğini düşünebilirsiniz ama ben yani 80'den 45'e giden Coca-Cola'nın böyle bilançosu gelince şaşırmadım diyebilirim. Yani adamlar önceden fiyatladı da bilanço da olduğu gibi geldi. Yatırımcısı hayırlı olsun ya da güzel bilanço. Ben çoğu şirketten iyi bir bilanço. Özellikle buradaki nakit akım bakın çok iyi. Yani geçtiğimiz yıl 13 milyar nakit akışı varmış. Bu yıl kötü geliyor 12 milyar nakit akışı. Yani ben buraya göre yorum yapıyorum. Nakit iyi geliyor arkadaşlar. 12 milyar nakit gelmiş. 2 milyar 3 milyar lotu var. Hisse başı 4,5-5 lira nakit geliyor. 45 lira %10'u kadar nakit üreten bir firma diyebilirsiniz yani. Yatırım da yapıyor, büyüyor da vesaire vesaire. Orta Doğu'da büyüdü. Orada işler kötü. Savaş çıktı, şey oldu. Hani buranın da bence şeyini okuyun. Bakın burada var. 3 tane bunun şeyi var arkadaşlar. Olan. Hepsini açıklamış adam. Bakın hacim bazlı. Hacim bazlı daralma var. Satış hacmi milyon ünite kasa. 482'den 438'e inmiş mesela. Bakın burası birazcık daha Tofaş gibi ama çok ciddi bir düşme yok. %9'luk düşüyor. Bunu zaten bekliyorlardı. Orta Doğu'daki mevzulardan dolayı vesaire. FAVÖK tarafına baktığınızda bakın. Üçüncü çeyreklere baktığımızda FAVÖK aslında daha iyi bu yıl. Ama geçtiğimiz yılda karşılaştığımızda bakın yine fena değil. Yani 15'ten 22'ye çıkmış. Yani çok aşırı böyle şey değil. Yani çok zayıf diyemiyorum. Ortalama bir bilanço diyebilirim. Açıkçası beğendim bile diyeceğim yani. Biraz daha iyi olabilirdi ama bu ekonomik daralmada gayet güzel. Şimdi Coca-Cola'nın grafiğini de bitirdik. Takasına bakıp 1 saat ola videoyu bitiriyoruz arkadaşlar. Takas analizi. Citibank burada hala mı alıcısın Citibank? Şöyle bakalım. Yok Citibank çok alıcı değil arkadaşlar. Şu an 600'den 500'e doğru lotlarını indirmiş. Bakın şurada bölünme olduğu için hepsi alıcı görünüyor ama. Çok kabaca baktığımızda adam 8 milyon lotu satmış Ekim'den itibaren. Şurada 3 milyonluk bir alım gerçekleştirmiş gibi görünüyor ama totalde 5 milyon da yine satıcılı. İkinci ortak Deutsche Bank. Deutsche Bank aralıksız satıyor gördüğünüz gibi. Bakın şu bölgede bölünme sonrası maksimum seviyeler dediyse 57 liradan 57 milyonlardan 48 milyona kadar indirmiş. Hafif hafif almaya başlamış. Diğer tarafta emeklilik fonları vesaire var. Hani burada iş yatırımı göremiyorum. Bakın emeklilik de satıyor. Herkes satıyor. Burada alan bir tek TEB var arkadaşlar. TEB dehşet şekilde Coca-Cola'yı
Almış. Şimdi Citibank hakim ortak olduğu için bak bu tahta biraz farklı. %72'si Citibank'ta zaten. %6'sı da Doğuş'ta. %80'i tahtanın yabancıda zaten. Yani burası o yüzden biraz daha önemli. Burada özellikle yabancı kendisi alarak tahtayı çok daraltabilir. Tüm notları ele geçirebiliyor. Dolayısıyla böyle çok sert trendler ve çok sert düşüşler de yapabilir. Özellikle bu Coca-Cola'nın ben bir şey pastasına da bakmak istiyorum. Şöyle hemen bakalım. Hızlı takas diyelim. Şöyle 3 aylık takas, 2 aylık takas falan gidelim. Şimdi pasta tarafına baktığımızda 3 aylık değişimlerde bakın Citibank alıcı da 3 aylık. Yani ama işte burası şey bölünme olduğu için aylığa geliyorum. Ha, aylığa geldiğimizde Bank of %60 takasta var. Bakın aylık takasında Bank of çıkıyor. Mesela Bank of'un takasını aldığı birisi. Kolay kolay takasına hisse almıyor biliyorsunuz. Onun dışında Türkiye Ekonomi Bankası %20'lik takası toplamış. Küçük yatırımcı burada neredeyse hiç yok. Ne alıcı tarafta ne satıcı tarafta ikisinde de yok bakın. Küçücük kalmış. Bu tarafta Citibank deli gibi satıyor. Emekli yatırımda fonları da satıyor. Yani şöyle baktığımızda yabancıdan yabancıya bir transfer var burada. Hani burada 8 milyon Citibank satmış. Deutsche Bank satmış. 1,5 milyon, 8,5 milyon diyelim. Bank of 13 milyon almış arkadaşlar. Haftalıkta şöyle bakalım. Haftalıkta baktığımızda yine küçük yatırımcı burada bariz olarak yok gibi duruyor. Citibank burada haftalıkta alıcı tarafta, Bank of satıcı tarafta. Ne yapıyor? O ona veriyor, o ona veriyor. Öyle öyle el değiştire değiştire geliyorlar. Tahtayı da aşağı doğru sürükleyerek gidiyorlar. Burada maliyet düşüyorlardır. Yani bunlar tam çakal arkadaşlar. Yabancı pala bizim Türklerden daha çakal. Yani ben öyle düşünüyorum. Hayırlısı diyelim. Takası çok iyi değil şimdilik en azından diyebiliriz. Şirketleri ben beğendim. Bazıları bilançoları kötüydü ama fiyatlama uygun olduğu için beğendik. Bazılarını da beğendik. Yani en azından beklentilerimizden aşırı kötü bilançolar değildi ama şöyle dişe dokunur muazzam diyeceğimiz bir bilanço yoktu bu incelememizde. Ama güzel şirketlerimiz vardı. Hepsi eğitim tadında bilançolardı. 1 saatlik bir video. Umarım sizin için faydalı olur. Diğer Migros, Proto, Enerjisa vesaire o kalanları da yarın analiz edeceğim. Özellikle istediğiniz şirket varsa yorumlara yazın. Onlarla ilgili belki gündüz bir video vesaire bir şeyler yapabiliriz. Hani atladığım ama böyle çok kelepir şirketler yazmayın. Yani minik şirketler yazmayın. Böyle endekste ağırlı olan tahtaları yazarsanız onları sizlerle beraber tekrardan değerlendirebiliriz. Herkese iyi akşamlar diyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bol kazançlar.